Koçlar, hadi gelsin bakalım tablomuz. Önce bir yıldız tablomuzu görelim bakalım. Evet, haftanın en şanssızı, en mutsuzu, aşkta kaybedeni sensin ama bir dakika dur bak. Yine de övünecek ve mutlu olacağın bir şey var. Sağlığın. Sağlığın yerinde. Elhamdülillah, çok şükür. Yani insanın sağlığı varsa her şeyi var. Her şeyin başı en büyük zenginlik. Peki sıhhatli koçlar olmak, aşkta olmak. Niye kaybediyorlar? Ne yapmaları gerekiyor? İş hayatında nasıl, para konularında daha çok iyi olacaklar? Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu kendi evinde Mars hala hazırda gerilemekte. Ama sadece Mars'ın Koç burcunda geriliyor olması değil, diğer asteroidlerin, sabit gezegenlerin vermiş olduğu kombinasyon ve açılar da koçlara diyor ki her şeyden şüphe etmeniz tepki almanıza neden olacak. Tepkileri üzerinize çekeceksiniz. İş hayatınızda, para konularında ilgili kendinizi kanıtlayacaksınız. Anlatamadığınız kişilere kendinizi anlatabileceksiniz. Gizemli konulara ilgi çekme konusunda da başarılı olacaksınız bu hafta. Özellikle sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta özel hayatınızın çok önemli olması gerekiyor. Partnerin evli bir koç burcuysanız, eşinizle problemleriniz varsa bunu aranızda konuşup çözmeye çalışın. Arkadaşlarınız sizin ilişkinize bir strateji belirleyemez. Şimdi bak, özellikle koç tez canlı bir burçtur. Ve mutluluğunu da haykırarak paylaşır, hüznünü de haykırarak paylaşır. Ama bazen bir koç erkeğiyle evli olan bir kadın için üzücü bir durumdur. Hani kadındır adamı vezir eder, kadındır adamı rezil eder, değil mi? Böyle bir atasözümüz var, inşallah doğru söylemişimdir. Özellikle bu hafta koçların, koç erkeklerinin eşleriyle yaşadıkları problemleri arkadaşlarıyla bir arada konu haline getirmemeleri gerekiyor. Hakikaten ben bir koç burcu beyefendisiyle evli olsam, örneğin ayrılmış olsam, zoruma gider ya. Hayat arkadaşının hakkında birilerinin kötü konuşması, olumsuz yorumlar yapması. O yüzden koç erkeği konuşur mu öyle? Bu hafta konuşacak işte. Konuştuğu için de komik durumlara düşebilirler. O yüzden ne olur siz olun. Eşinizle aranızda yaşadığınız problemleri arkadaşlarınızla konu haline getirmeyin ki hakkınızda konuşulmasın. İnsanlar arkanızı döndüğü vakitte sizinle dalga geçmesin. Bu konuda uyarmak istiyorum onları. Aynı zamanda İş ve parasal konularda muazzam derecede bir yol alma, ilerleme yaşayacaklar. Uzun bir süredir aile ve işle ilgili parasal konularda zorluklar yaşamışlardı. Ve bu zorlukların üstesinden geliyorlar. Tamamen başarı elde edecekler. Güzel. Aşk hayatlarında kalpleri boşsa, hafta sonuna doğru yeni insanlar tanıyabilirler ama şu an yeni bir aşka başlamak için doğru bir haftada değiller. Neden? Gezegen gerilemeleri başladıkları ilişkilerde tutkuyla başlayıp hani vardır ya, bir anda havalara uçacaklar, bir anda da yere düşecekler. O yüzden siz olun, bu hafta asla yeni bir aşka kucak açmayın. Tanışabilirsiniz, görüşebilirsiniz ama fazla anlam, mana yüklemeniz büyük hayal kırıklıklarına neden olabilir. Dilim sürçüyor. Niye biliyor musun? Merkür geriliyor ya, iletişim gezegeni. Sürekli şaşırıyorum. Özellikle ve özellikle bu hafta miras, mahkeme konularıyla alakalı işleri olan koç burçlarının anlaşma ve sözleşme yapmaları gerekiyorsa okudukları kağıdı bir kez daha okuyup bir kez daha okuyup öyle imzalasınlar. Çünkü kandırılmaya ve dolandırılmaya çok açık oldukları bir haftadalar. Yani nasıl yaptım ben bunu dememek için eğer bir sözleşme, eğer bir anlaşma yapacaksanız imza atmadan önce bir daha okuyun, bir daha okuyun ve çok dikkat edin. Tamam. Hatta başkalarına faydalı olmak için kendinizi yıpratmamaya da özen gösterin. Sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda başkalarından faydalı olmak, yardımcı olmak sizi mutlu eden bir durum olurken ama bunun sınırlarınızı belirleyerek yapın. İyilik yapmak çok güzel, mutluluk duymak da çok güzel başkalarına yardımcı olurken ama sınırlarınızı çok iyi belirleyin. Ne olur kendinizin sömürülmesine ve kullanılmasına müsaade etmeyin. Çünkü bak, hem kandırılmaya çok açık oldukları bir haftadalar hem de sömürülmeye çok açık oldukları bir haftadalar. Sınırlarını belirlemezlerse hem kandırılabilirler hem sömürülebilirler. O yüzden bunu da dikkatli ve
dikkat enerjisini çok yükseltmeleri gerekiyor bu hafta. Peki ya sağlık ve sıhhat konusunda? Özellikle gözlerine çok dikkat etsinler. Göz sağlığına çok dikkat etsinler. Eğer bir alerjik durum varsa kendi kendilerini tedavi etmek yerine bir hekimden yardım almaya özen göstersinler. Evet, yani koçlar bu hafta göz sağlığına dikkat edecekler. İlişkilerinde biraz fevriler, ona dikkat edecekler. Eşlerinin ve partnerlerinin arkadaşlarıyla şey yapmayacaklar, konuşmayacaklar. Peki bir de bir şey daha söyledin koçlar için, özellikle neye dikkat edin dedin. Anlaşma ve sözleşmelerimiz varsa imzalamadan önce bir kez daha okuyun, bir kez daha okuyun. Belge ve evraklarla ilgili hiçbir şeyi göz ardı etmeyin. Sağlıklarında göz sağlığına dikkat edecekler. Bir de bir şey demişsin Hüseyin, bir sonraki şeyi de getirir misin ekrana? Bak, gizemli konular ilginizi çekmeye başlayacak. Bu ne demek? Yani gizli saklı olayları, dedikodu yapmayı, kapalı kapılar ardında yaşamayı, ilgilerini çekecek, gizemden uzak kalın. Gizem iyi bir şey değil bence. Şimdi Nuray Sayar'ı bütün bu haftayı şöyle özetleyecek bir spot vererek. Sevgili koç. Gizemli konulara ilginiz çekiyor, gizemden uzak kalın. Gizemli konulardan, olaylardan uzak dur. Lütfen.